okurluğun, dürüstlüğün, bağlılığın ve delikanlılığın Türk futbolundaki temsilcisi olan efsane bir Beşiktaşlı. Sahadaki duruşuyla fark yaratmış bir baba. Hakkı yeter. 1911 Vodina Osmanlı İmparatorluğu. Vodina'ya usulca kar yağıyordu. Balkan Savaşı yakındı. Osmanlı binbaşısı Mahmut Nedim Bey elindeki silahla etrafı kolaçan ediyor, eşi ve bir yaşındaki oğlu Hakkı at arabasına binene kadar onları korumaya çalışıyordu. Yeni evleri Beşiktaş'ta artık. Babası Balkan Savaşları'nda olduğundan Hakkı'nın çocukluğu da pencereden büyük savaş gemilerine bakıp babasını beklemekle geçti. Ancak babası ne yazık ki 1914'te şehit olmuştu ve tabutu al bayrağı sarılı bir halde İstanbul'a getirilmişti. Hakkı babasının mezarı başında dua ederken kararını verdi. Asker olacaktı. Mahalle mektebinden sonra Halıcıoğlu Askeri Lisesi'ne kayıt oldu. Çok iyi bir öğrenci olan Hakkı bir gün bahçedeyken önüne bir top yuvarlandı. Topu arkadaşlarına geri attığındaysa daha önce hiç bu kadar heyecanlanmadığını fark etti. Sporun her türlüsünü çok seven genç, aynı zamanda çok da iyi bir boksördü. Taze Cumhuriyet'in kurduğu ilk boks takımlarının içinde yer aldı ve demir gibi sağ kroşesiyle çok kişiyi nakavt etti. Profesyonel futbola Karagümrük'te başladı. Bozkurt'la yapılan bir müsabakaya geç kalan Hakkı Yeten, küçük bir sandalla yetiştiği maçta 3-0 geride olmalarına rağmen hocasını zar zor ikna ederek oyuna girdi ve tam 6 gol atarak bir kahraman haline geldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşindeydi. Ancak onun Beşiktaş yöneticisi Şeref Bey'e sözü vardı. Karagümrük'teki bir kahvehanede çay ve kurabiye eşliğinde imzaladığı mukabele onu 17 yıl boyunca kulübüne bağlayacak. Sağ iç mevkiinde oynayan Hakkı Yeten'in sahadaki herkesin üstünde çok büyük bir otoritesi var. Maçlarda kırmızı kart gören genç futbolcular sahayı onun onayını almadan asla terk etmedi. Şeref Stadı'ndaki bir Fenerbahçe-Beşiktaş maçı. Beşiktaş 2-0 öndeydi. Baba Hakkı Fenerbahçe kaptanını santra yuvarlağına çağırdı ve kulağına eğilerek şunları söyledi. Arkadaşlarına söyle, biraz maça asılsınlar. Bu maçın zevki böyle çıkmaz. Vefa Stadı'ndaki çok önemli bir Karagümrük maçı. Beşiktaş sahaya çıktığında baba Hakkı'nın üstünde siyah beyaz bir hırka vardı. Hakem onu uyarmak için yanına gittiğinde Hakkı'nın ateşler içinde yandığını fark etti. 439 maçta 382 gol atan, 7 şampiyonluk kazandıran Hakkı Yeten, 1948'de İnönü Stadı'nın açılış maçında ıslıklandığını duyunca iki elini beline koydu ve taraftarına son kez baktı. Ertesi gün futbolu bıraktığını açıklamıştı. Futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş'tan kopmadı. 3 kez Beşiktaş'ın başkanlığını yapan Hakkı Yeten'in kurduğu Bayan Voleybol takımı ilk yılında şampiyon olarak kurucusunun başını öne eğdi. Ömrünün sonuna kadar taraftarlarla birlikte tribünde maç izleyen Hakkı Yeten'in o zamanki Beşiktaş Başkanı Süleyman Seba'yı alnından öptüğü fotoğraf, Beşiktaş'ı simgeleyen bir görüntü olarak her evin odasına asıldı. 16 Nisan 1989 tarihinin akşamüstünde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün telefonları acı acı çalmaya başladı. Ahize kaldırıldığındaysa acı haber duyuldu. 79 yıl boyunca lekesiz ve tertemiz bir hayat yaşamış Hakkı Yeten hayatını kaybetmişti. Beşiktaş Jimnastik Kulübü ilk onursal başkanı Baba Hakkı Yeten, Beşiktaşlı duruşuyla yarının baba hakkılarına örnek olmaya devam ediyor.